Evet arkadaşlar, aracımız cumartesi günü yani 2 gün önce tekrar servisten geldi. Su alma sıkıntısından dolayı servisin gerekçe olarak gösterdiği aracın su tahliye kanallarına debisi yüksek su vurduğum için bu su aracın havalandırma boşluğundan içeri girdiği söylendi. Yani benim hatammış. Rizeli vatandaş arabasının su almasına kullanıcı hatası denilince böyle Karadeniz usulü sızdırmazlık testi yaptı. Şimdi farz edin ki bu araç sizin ve bu su bu araçta fazla geliyormuş. Kullanılmamalıymış bu kadar su ve aracımın içi su alıyor. Şimdi bakalım ki aracımız su alıyor mu? Hadi bakın arkadaşlar. Buyurun arkadaşlar. Aracımız aynı bu şekilde su alıyor. Aynı bir dere ferahlığıyla bakınız balık da yetiştirebilirsiniz bu arabanın içinde. Arabasını su aldığı için servise götürmüştü Rizeli vatandaş. İddiasına göre servis yetkilileri aracın su kanallarına debisi yüksek su vurulduğunu, bu yüzden sızdırma yaptığını söylemişlerdi. Oldukça tepkiliydi. Şimdi bu debisi yüksek dedikleri su bu. Ben bu suyla 8 aydır aracımı yıkıyorum. Ve su almayan araç bir anda bu suyun debisi fazla gelmeye başladı. Daha önce de aracını debisi yüksek suyla yıkadığını ve su almadığını iddia eden vatandaş aracın nasıl su aldığını göstermek için itfaiye hortumuyla böyle test yaptı. Farz edin ki bu araç sizin ve bu su bu araçta fazla geliyormuş. Kullanılmamalıymış bu kadar su ve aracımın içi su alıyor. Şimdi bakalım ki aracımız su alıyor mu? İşte bu 140 milyarlık arabası arkadaşlar. Buyurun arkadaşlar. Aracımız aynı bu şekilde su alıyor. Bu görüntüler sosyal paylaşım sitesinde on binlerce kez izlendi. Rizeli'nin yorumları hem esprili hem de ilginçti. Aynı bir dere ferahlığıyla bakınız balık da yetiştirebilirsiniz bu arabanın içinde. Ben artık bu alacak arkadaşlara, almayı düşünenlere sakın ha diyorum. Bunun yanından bile geçmeyin bunlara. Bu sizlere para kazandırmayın. Tamam mı arkadaşlar? Bu aracımın 3. servisten gelişi. Buyurun. Buyurun aracımın hali arkadaşlar. Bu araç 8 aylık bir araç.